Programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sınavlarda yaklaşmaktayken e, sınav dönemi çocukların psikolojisini konuşmak istiyoruz. Ve bunun için de e, bir uzman çağırdık. Psikolog Dilek Taşkıran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dilek Hanım biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben uzman klinik e, psikolog Dilek Taşkıran. E, Muğla'da görev yapıyorum. E, alanım e, Uzmanlık alanım çocuk, ergen, ileri yaş ve ölümcül hastalıklar. E, tabi psikoloji denildiğinde e, araya bir sürü e, rahatsızlıklar giriyor ya da e, bulgular, vakalar giriyor. E, elimizden geldiği kadar da e, Muğla için e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, şimdi bugünkü konumuz sınav dönemi çocuklar ve ailelerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği aslında. E, buna e, giriş yapmak için öncelikle şey konuşalım istiyorum. Çocuklarda daha çok ne gibi e, problemlere rastlıyoruz bu sınav dönemlerinde? Ee, bir kere aşırı kaygı problemi çocuklarda sıklıkla gördüğümüz bir şey ama e, aşırı kaygı e, kimi zaman dışa vuran bir kaygı iken kimi zaman da e, gizli kaygı dediğimiz e, bir yol izliyor. E, kaygı stresi besliyor, stres e, daha fazla kaygıyı destekliyor. Dolayısıyla çocuk yapabileceğinin çok daha altında sonuçlar çıkartabiliyor ya da agresifleşebiliyor, e, içe kapanabiliyor. E, dünya ile ilişkisini kesiyor ya da tam tersine dışa dönüp bir çocuk olarak da hani hiç umursamaz, umurunda değil, sınav mı çok da umrunda olmayan bir çocuk haline de gelebiliyor. Aslında bu çocuğun umursamamasından kaynaklanan bir durum olmamakla birlikte kaygıyı ve stresi yönetememesinden kaynaklanıyor. Peki bu durumların aslında ailenin yapısına veya çocuk üzerinde ne gibi yansımaları oluyor? Şimdi aileler burada aslında doğru bir yol izlemesi gerekiyor ama Maalesef bizde e, sınav kaygısını çocuktan fazla aile yaşıyor. Evet. Çocuğu daha fazla strese götüren bazen de aile oluyor. İşte yarışa sokmak, işte sınıfta kaçıncı oldun? Arkadaşların ne aldı? Herkesinki böyle, seninki böyle. Belki çocuğun işte hani e, sınavdan beklentisi kendisini görüyor oluşu x bir yerde ama aile çocuğu nirvana da bekliyor çünkü her aile için çocuğu en mükemmel canlı, en başarılı canlı, işi en iyi bilen o e, ama ailelerin yüksek beklentisi çocukların daha fazla strese girmesine sebep oluyor. Peki aileler bu durumu nasıl anlayacak? Şimdi bir çocuğa baktık, bunun erken belirtisi olarak ne nasıl bir e, durum söz konusu olacak ki biz ya psikoloğa danışacağız ya da aslında gittiğimiz yolu değiştirme gibi bir e, karar alacağız. Yani bu durumun erken belirtileri neler aslında? Şöyle aslında okulla iletişimde olması ailenin burada bir numaralı etken. Yani öğretmenler aslında çocukları çok iyi gözlemliyor. Ama şu an günümüzde pandemi döneminden ötürü öğretmenler de çocuklarla ilgili e, o e, psikolojik yıkımı ya da kaygıyı ya da depresyonu, stresi göremeyebiliyorlar. Çünkü onlineda eğitimdeler bir şekilde. Kaç tane okul tam anlamıyla eğitimini düzenli sağlayabildi. Artık durum çok daha farklı. Çok farklı yani geçen senelerdeki konuştuğumuz, önceki senelerdeki konuştuğumuz sınav stresi, kaygısı yönetimi ile e, şu geçen sene ve bu seneki... E, sınav kaygısı, stresi ve yönetimi birbirinden çok farklı. Dolayısıyla bunu doğru yönetmek çok önemli. Aileler çocuğu nasıl gözlemlemeli? Şimdi bir kere çocukta ki kaygı seviyesi en çok takıntılarla kendini gösteriyor. İşte çocuk yakasını yiyor işte çocuk kağıt kemiriyor, çocuk elinde, ağzında, işte iki kere, üç kere buraya vurma ihtiyacı duyuyor. Ya da ne bileyim, işte üç kere elini yıkıyor, beş kere elini yıkıyor. Anne baba dedi ki mesela, işte bak çocuğum çok oyalanıyorsun. Oyalandım mı ben? Şimdi ben çok mı oyalandım? Yetiştiremeyecek miyim? Oğlum anlamıyor musun? Bir kere söyledik, ben anlamıyorum değil mi? Hiçbir şey anlamayacağım değil mi? Ya kızım bak öyle değil. Ama işte ben siz bana öyle dediniz, demek ki ben bilmiyorum, yapamıyorum. Aslında çocukları izlemek çok kolay. Yani 8. veya 12. sınıf bir çocuk ile e, diğer sınıflardaki çocukları izlemek çok kolay. Aslında 1. sınıfta çocuklarımıza nasıl davranıyorduk ilkokul 1'de? Daha sakin, daha vakitli. Ya öğrenirsin daha vakit var. Çünkü o bir yıl gibi düşünüyor aile onu. Ama 8 ve 12'nin aileleri çok kısa zaman var çocuk halletmeli bunu da halletmeli bir de yetmezmiş gibi. O kadar boğuyorlar ki çocukları. Özel ders, özel ders, özel ders, özel ders. Test, test, test. Konu çalışımı, konu çalışımı. E peki bu istemedim. bir çocuk, bu bir robot değil, bu bir makina değil. Yani o çocuk yürüyüşe de çıkmalı, ee, sınırlı sürede de olsa. Çünkü artık arkadaşlarıyla buluşamıyorlar. Sosyal medyada arkadaşlarıyla iki laf etmeli, dinlenebilmeli. Aslında evet çalışmanın verimi içinde de böyle olması gerekiyor. İşte egzersizini yapması gerekiyor, beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor, Kesinlikle. sosyal ortamının yeterli olması gerekiyor ki çocuk aslında dersine kafa verebilsin. Diğer türlü yani gerçekten çok uzun sürelerde ders çalışıp şey yapmak işte çok uzun süreler ders çalışıp orada diğer kalan kısmı arka plana atmakta çocuğun sağlığı açısından da başarısı açısından da ben çok olumlu olmadığını düşünüyorum. Bence Kesinlikle yapılan haklısınız. en büyük hatalardan biri. Kesinlikle haklısınız. Biri. Siz bir diyetisyensiniz. Hı hı. Ve e, çocukların beslenmesi bu dönemde çok daha önemli aslında. Evet, Doğru evet, beslenmeleri. Yani burada aslında e, etabın başı bir anlamda da sizinle başlıyor. Bu çocuklar ne yemeli <laughs> ne içmeli. <laughs> Tabii Hem o hem işte egzersiz kısmı arka Kesinlikle. planda kalıyor. Spor. E, evet spor kısmı algı seviyelerini arttırıyor. Endorfin salgılanmasıyla aslında çocuğun rahatlamasını da sağladığını düşünüyorum ben. E, Kendimde uzun süre spor spor yaptım ve sporcu arkadaşlarımda da her zaman böyleydi. Hani çok daha kısa çalışsak bile çok daha fazla şey anlaşılabileceğini düşünüyorum. Yani verimli çalışmakla çalışmak farklı şeyler oldu. Biraz anlatılmalı e, diyebilirim Kesinlikle. aslında. E, peki çocuklar bu gibi problemlerden uzak kalmaları için neler yapmalı, nasıl bir yol izlemeliler? Psikolojik anlamda baktığımızda. Bir kere ben sınav kelimesini sevmiyorum. E, o kelimeyi klinikte hiçbir çocuğa, hiçbir delikanlı, hiçbir genç kıza kullandırmıyorum. Ben, bendeki kelime şu. 8. sınıf mı? Yavrum sen 8 yıldır bir şey gördün mü? Gördün. Tamam bunu göstereceğimiz gün bugün. Çocuğumuz 12 mi? Yavrum sen 12 yıldır bu konuları işliyorsun. Sen bu yıl bu konuları 12 yıldır biliyorsun. Şimdi bu öğrendiğin tüm birikimini bir kağıda ve kaleme yansıtma zamanı. Kağıt benden korkabilir mi? Korkamaz. Bu bir cansız. Peki bir kalem benden korkabilir mi? Korkamaz. Bunun en güzel örneğini ben klinikte çocuklara kağıt yırttırıyorum. Ben bunu yırtabiliyorum, peki kağıt beni yırtabiliyor mu? Evet böyle bakınca... Bu bir cansız <laughs> ve korktuğumuz şey bu ya, bu hani bir kağıt bizim korktuğumuz şey, oradaki çocukları korkutan şey o kağıt, o kağıtta yazılı olan şeyler. Ama o kağıtta yazılı olan her şey ellerindeki dökümanlarda, e, okulda verilen eğitimde ya da dershanede aldıkları eğitimde, özel derslerinde fazlasıyla yükleniyor. Aslında çocukların varsa bir miktar bilgi eksiği var. O tamamlandığında 8 ya da 12 yıllık birikimle gerçekten baştan itibaren düzenli çalıştıysa bir çocuk bu sınavda başarılı olmama ihtimali sadece psikolojik sebeplerden olur. İşte oradaki kaygı durumu, stres seviyesi de doğru düzenlenmeli. Yani çocukları ailelerin benim en çok gördüğüm şey şu hocam ya işte 2 saat oturuyor ondan sonra yanımıza geliyor. E, oturuyor ben de televizyon seyredeceğim diyor ya da işte telefonunu istiyor arkadaşımla konuşacağım diyor ya da işte ben biraz dışarı çıkmak istiyorum diyor e, evet isteyecek normal insan normal. çocuk e, ama hocam sınavcı ya ama bu bir robot değil az önce de söylediğim gibi bu bir çocuk bunlar çocuk 17 18 yaşında ya da 13 14 yaşında olmaları onları yetişkin yapmıyor bunlar daha çocuk çocuklara çocuk gibi davranmak lazım aileler istiyor ki o ders alanı dedikleri alandan o çocuk hiç çıkmasın e, ve e, sürekli ders çalışsın. Hayır iki saat verimli çalıştığında o bir gün boyunca masada oturduğu boş oturduğu zamandan çok daha verimli saatler alacaktır. Ha, bütün aileler böyle mi? Elbette değil. Ama ee, ailelerin e, az önceki sorduğunuz soruda gevşek ya da sıkı tutmaları dediniz ya hani, hı hı. çok umursamaz davranmaları ya da e, çok sıkı tutmalarından bahsettiniz ha bazı ailelerin de yaptığı işte biz sana güveniyoruz sen başarırsın ama çocuk şunu da bekliyor orada bir itici güç evet ister istemez hı. çünkü onlar çocuk yani ben çocuklar hep şeye benzetirim mayalı bir hamura biz nasıl şekil verirsek öyle olur. Evet, çoğu zaman zaten rol model seçtiği kişi, işte anne babaya vesaire veya yakın çevresindeki birine çekiyor ve o yüzden bütün davranışlarımız aslında çocuğu şekillendiriyor kendi Aynen davranışlarımız. öyle. Ee, biz ne kadar işte ders çalış vesaire desek de kendimiz eğer tüm gün televizyonda oturuyorsak, ben onu da çok yanlış biliyorum. E, tüm gün televizyonda oturuyorsak veya herhangi bir e, çalışma konusunda veya herhangi bir konuda çok kendimiz de çok düzenin altındaysak çocuk da ister istemez öyle oluyor. Aslında çocuğa biraz da göstermek, rol model olunması gerektiğini düşünenlerdenim açıkçası. Ya kesinlikle haklısınız. Hani anne baba da e, sadece çocuktan beklememeli bazı şeyleri. Evet. Kendisi de örnek olmalı yaptığı her şeyle. Şimdi mesela konuyla alakası yok ama evde küfür e, sarf ediliyorsa evet. o çocuğun ağzı bozuk oluyor. Katılıyorum. Yani aynı yani aynı çok basit çekiyor. bir şey yani hani ama çok basit bir örnek ama aynı örnek. Ya da ne bileyim evde herkes eline e, telefonla, tabletle yaşıyorsa çocuk da telefonla, tabletle yaşıyor. İster istemez Yani çocuk kitap oku diyoruz ama kendimiz okuyor muyuz? Bence en çok bakılması gereken noktalardan biri de bu. Evet ama bir de şu var. Hı -hı. E, çocukluk yani bebeklik döneminden diyeyim hatta sadece çocukluk bile değil. Bebeklik döneminden itibaren e, ailelerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de şudur. Ya çok yorgunum, işten geldim. Allah aşkına vereyim eline tableti, telefonu da evet. otursun oynasın. Birazcık kafam dinlensin. Siz bunu bir yaşından itibaren çocuğunuza yaptığınızda e, okul dönemi, artık akademik dönem tam anlamıyla böyle gümbür gümbür geldiğinde ya hocam işte telefon oynuyor, tablet oynuyor dediğinizde ben şunu soruyorum. Kaç yaşında verdiniz? Şu yaşta. 11-12 yaşındaki çocukların elinde cep telefonu var. Evet. Ve hani en son model bilmem ne modelin bilmem nesi. Ya o yaşta bir çocuğun bir telefonu olmamalı. Zaten olmalı, teknoloji çok tehlikeli. Da, olacaksa ve ihtiyaç görülüyorsa da Android tarzı bir telefon olmalı. Daha akıllı küçük. saat. Akıllı saatler olabilir evet aynen. Telefon hayır akıllı saatleri olmalı. Tabii ki katılıyorum ee, açıkçası yani çocuktan bir şey bekliyorsak aslında bizim de davranışlarımız veya ailenin de davranışları çok önemli. Çok. Peki aile bu gibi durumlarda ne gibi hatalar yapıyor ve yaptıkları hataları nasıl düzeltmeliler yani çocuğa nasıl bir davranış şekli izlemeliler? Ee, Az önce bahsettik ama şunu da öğrenmek istiyorum. Yani sonuçta çocuk evet birinci sınıftan belki on ikinci sınıfa kadar belirli bir çalışma düzeninde ama yeterli olmadı veya hı hı. O, o zamana kadar aile çocuğa e, o ders düzenini oturtturamadı. Son seneye yıkmaya çalıştık bir şeyleri. Bunun aslında e, geri dönüşü nasıl oluyor bizim için? E, son seneye yıkıldığı zaman e, büyük bir bilgi eksikliği oluyor her şeyden önce. Çünkü çocuk hem bilgi eksiğini tamamlayacak e, hem e, güne yetişecek, hem yeni verilen dersleri yetiştirecek, hem de sınava hazırlanacak. Şimdi son ana yıktığımız zaman hani bir laf vardır yumurta geldiği zaman. Evet. E ama işte o zaman da hani alınacak başarı ya da beklenti ona göre olmalı. Çocukta bu sefer kaygı eşiği, stres, anksiyete çok daha yüksek oluyor. Ben kağıttan korkan çocuk gördüm. Kağıttan korkuyor. Mesela sınavcı bir kızım vardı. Şu an çok da güzel bir yeri kazandı. 3 sene önce yine takip ettiğim bana gelen çocuklardan biriydi. Onların hepsini ben çünkü evladım gibi gördüm. Şimdi hepsi kızımdır, oğlumdur. Mesela normalde hiçbir şeysi yok. Çocuğun alerjik de bir rahatsızlığı yok. Ama deneme sınavı dahi olsa girdiğinde hapşırmaya başlıyordu. Çıkıncaya kadar hapşırıyordu. Sınavdan çıktıktan sonra hiçbir şey yok. 3 rulo havlu kağıt bir deneme sınavında biter mi? Stres. Onun kaygısı da oydu. Yine e, mesela fizikten sadece fizik dersinden korkan bir kızım vardı. Fiziği de çok iyi olmasına rağmen fizikten korkuyordu. Onun kaygısında pembe tüylü bir kalemle aldık mesela. Bu kadar basit çözümler de olabiliyor. Dalga geçmeyi de öğrenmeli çocuk. Gözünde büyütmemeli ailede çocukta. Bazen hani bazı şeyleri... E, espriyle çok daha rahat anlamaz mıyız? Atıyorum işte bir sitkom izlediğimiz zaman aklımızda yüzde sekseni kalır. Ama aynı şeyi bize birisi bir haber programı şeklinde sunsa sadece içinden cımbızla birkaç maddeyi çekeriz. Evet. Yani e, oradaki hani e, ailelerin çocuklara tavrı, e, durumu, çocuklardan nasıl yansıdığı çok iyi izlenmesi gereken bir şey. Aileler çocukları izlemeli. Aileler çocukları odalarına ders çalışsın diye bırakmamalı. Aileler ders çalışacak olan çocuğun elinden telefonu ve tableti kontrollü vermeli. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bunu görmeliler. Ama her şey sınav değil. O çocukların sağlığını, o çocukların neşesini bir daha getiremeyebiliriz. Sınavdan sonra çok kötü şeyler yaşayan çocuklar var. Hayatını kaybeden ya da yaptığı şeyden ötürü engelli kalabilen ya da ee, ağır psikiyatrik sorunlar yaşayan çocuklar da var. Yani bu çocukların gülen gözleri bence o neşeli halleri dünyanın her şeyine bedel. Yani tamam sınav çok önemli, gelecekleri çok önemli ama yani her çocuk doktor, avukat, bilmem ne bir şey bir şey olmayacak. Çocuklarımızın kapasitesini bilmemiz lazım. Yeteneklerini bilmemiz lazım. Yeteneklerini söyleyeyim. bilmemiz lazım. Yine benim bir doktor arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, onunla onunla konuştuğumuzda o şunu söyler. Ee, aslında hiçbir zaman doktor olmak istememiş. En büyük hayali bir ressam olmakmış. İyi puan alınca demek Hayır babası ki. babası senin resimlerini de seni de e, paramparça ederim demiş yani. Hayır doktor olacaksın demiş. Bu şey aslında şu anda şu anda da biz bunu çok görüyoruz. Ee, yani herkesin çevresinde muhakkak vardır. Çocuk iyi puan alıyor ve çocuk farklı bir bölüm istese de en yüksek puanlı bölümler neyse ona gidiyor ve sonra çocuk hayatında işte mesela insan sevgisi veya insan vicdanı mesela daha düşük olan bir çocuk doktor olabiliyor. Bu gibi sorunlar da ileride aslında toplumu tamamen etkileyebiliyor veya fiziği çok çok daha iyi oluyor ama aile tıp okumasını istediği için oraya gidiyor. Ondan sonra aslında çocuğun tamamen hayatı ve aslında sadece çocuğun da değil, toplumun da hayatı etkileniyor. Sevmediği bir mesleği yapanın evet, asla verimli olamaz. İşte başarı kısmı sadece başarılı olmak değil hayat. Hayattan ne kadar zevk aldığımız, ne kadar mutlu olduğumuz. Şu an zaten çıkan hastalıkların çoğu da e, Psikolojik sorunlarla çıkan hastalıklar yani dünyamız değişti ve hani reflüsünden tutun, bağırsak hastalıklarından tutun. Ben kendi alınabildiklerimi söylüyorum ama birçok hastalığın ilk nedeni stres. Yani vücudumuzu kesinlikle. yaşattığımız o stres. O nedenle aslında çocuğun sevdiği meslekte sonuçta günlük 8-9 saat çalışmalardan bahsediyoruz ve az bir miktar değil. Hayatımız o işle geçiyor. Aslında bu nedenle tercihler de çok önemli. Oraya çok da önemli bir kesinlikle beyinelim. bir de başarı hani sadece e, belli branşları okuyunca gelmiyor. Yani benim neye e, mesela yeteneğim var resim müzik görsel sanatlar vesaire vesaire spor ya bu konularda da alabileceğim yol benim başarım sayılmalı. Ya animasyon okumak isteyen bir çocuğu zorla e, uzay mühendisi yapamazsınız. Evet. Ya da ne bileyim işte e, bir, bir yine bir kızımız vardı mesela takı tasarım istiyordu e, aileyi zor bela razı ettik mesela takı tasarımı okudu. Ee, şu an gerçekten Türkiye'nin çok çok iyi bir e, tasarım firmasında tasarımlar yapıyor mesela hani onların böyle büyüdüğünü yerlerine ulaştıklarını görünce bu benim için de çok gurur verici oluyor. Aile bir kere onuru etmeyi de bilmeli ama fazla özgüven de şımarıklık getirir. Her şey de O ara çok önemli. Yani o arayı doğru kullanabildikleri sürece aslında e, istenilen hedefe ulaşılabilir. Yani ee, ne yaptığımız, ne yapmak istediğimiz, kendi hayallerimize göre değil çocuk, onun hayallerine göre. İşte ben şunu olmak istediydim, olamadıydım. Sen ol bari. Hayır, sen olamadın. O Aslında sendin. Aynı şeyi çocuğa yaşatıyorsunuz. Aynı şeyi çocuğa. Aynen. Ee, hani sen olamadıysan tamam, ama o çocuk da ne olmak istiyorsa onu olsun. Ee, yine mesela çok komik, çok eğlenceli bir örnek vereyim size. Yıllar önce bir delikanlım lise birinci sınıfta sınıfta kalıyor. Sonra baba okuldan alıp marangoz yapmak istiyor. Babasının deyimiyle marangozcu. Çok keyifli bir amcaydı. sonra neyse çocukla biz başladık. ikinci sınıfta okul derecesine girdi. çocuğa öğretmenleri dahil hiç kimse inanmadı. Kopya çektiğini düşündüler. Çünkü birinci sınıfta sekiz tane zayıfı vardı. Ee, üçüncü sınıfta yine okul derecesine girdik. Son sınıfta yine okul derecesine girdik ama baba her sene bana diyor ki hocam bundan bir şey olmayacak değil mi? Ben buna dükkanı açayım. Diyorum ki lütfen sabredin. Bu çocuktan bir şey olacak. Olmaz hocam ya, olmaz. O kopya çekiyordur. Olmaz. Ama hiç güvenmiyor aile çocuğa. Hani hiç motivasyon da sağlamıyor. Bir anlamda çocuk negatiften beslenen bir çocuk olduğu için aslında biz bunu orada da kullanmış olduk. Sonra çocuğumuzun hedefi e, Boğaz işletmeydi Tek tercih Boğaziçi İşletme'de okudu. Şimdi e, yurt dışında e, Amerika'da e, master'ını yapıyor. Ve hedefi Silikon Vadisinde büyük bir firmanın CEO'luğu. Hani yeter ki kişi inansın, çocuk inansın, sınava girecek olan inansın. Etrafındakilerin yapacağı tek şey onun inancını desteklemesi. Fazlasını istememesi. Çocuğu ya da başarabileceğinin altında da değerlendirmemesi. Neyse elimizdeki malzeme neyse o. Bu mavi yazan bir tükenmez kalemse ben bundan siyah yazmasını bekleyemem. Ben bir tükenmez kalemi yazdıktan sonra silgiyle silmeyi de bekleyemem. Malzemeyi iyi bilmek lazım. Onlar evlat her şeyden önce can. Cana değer vermek lazım. Sen evladına değer verirsen o yapabileceğini yap, yapar. Ha, yapamayadabilir, olmaya da bilir. Yani sınav stresi, kaygısı diye bir şey var. Her şeyi önüne dökersiniz, yaparsınız ama o gün o an her şey mahvolabilir, her şey değişebilir. Yani hiçbir şeyin garantisi olmayan bir dünyada sınava giren bir çocuktan işte okul birincisi bile olsa e, ilk bin beklenen çocuğun ben ilk 300 bine girdiğini de gördüm. Olabiliyor. Ya i̇ster istemez sonuçta çocuğu e Küçücük bir hatası, belki o gün sabah bir midesinin bulanması veya e, algı düzeyinde küçücük bir düşüklük bile aslında çocuğu sayılarca geri yatabiliyor Kesinlikle. As, çocuğu, ya, aile de çocuğu bu şekilde yargılamamalı diye düşünüyorum. Yani niye 300 bininci oldun, niye bininci oldun değil. Olay bu olmamalı zaten çocuğun psikolojisi için. E, bir de şunu so sormak istiyorum. Genelde sınavdan birkaç gün önce, e, işte aileler, işte çocuğumu yemeğe götüreyim, e, çocuğumu işte prens prenses gibi davranayım çocuğuma. İşte mükemmel olsun. 3-4 gün önce başlarlar. Bu ne kadar doğru? Çocuğu strese sokar mı veya yapılmalı mı? Şöyle, <laughs> sınavdan sonra her şey birden sönüyorsa olmamalı. <laughs> Çünkü çocuk birden birdenbire bir balonun içinde ve o sınav bittikten sonra bir iğneyle patlatıyor ve çocuk gürültünün içinde kalıyor. Ne oldu? Dün ben, dün hani ben böyleydim. Bugün şimdi niye böyleyim? Hani böyle bir karmaşada da kalabiliyor çocuk. Ama Evet o son 3-4 gün çocuğun kaygı seviyesini aşağı çekebilmek için bir şeyler yapılmalı. Ama çocuk istiyorsa son günde ders çalışmalı. O ona kalmış. Çünkü bu şeye benzetiyorum ben bir anlamda da. Futbolcular mesela maça çıkacakları zaman sahada futbol maçı başlamadan önce antrenman yapıyor olurlar hala. Isınmayı, ısınmak isterler. O bu onların bir gereksinimidir. Bazı çocuk böyledir. Mesela benim yine takip ettiğim çocuklardan bir tanesinde ısınma turu olmadan başaramıyordu. Yani ilk 15-20 dakika çöpe gidiyordu. Mesela biz onun sınava girerken ilk 15 dakika evde evde sınava gidecekler, test çözdük. Antrenmanımızı yaptık, ısınma hareketlerimizi. Sınavımıza girdik, çıktık. Çok da güzel bir üniversitenin çok da güzel bir bölümüne girdi. Ama kimi çocuk var son gün ders çalıştığında kaygısı yükselebilir. Aslında biraz da çocuğun rutinine bir önceki yani sınav dönemi boyuncaki rutinine bakılması gerektiğini düşünüyorum ama. Kendini ne kadar tanıyor? Evet. kendi tanıması gerekiyor. Kendini ne bahsediyor. kadar Malzemede, tanıyor? Aslında ne kadar neyi ne kadar biliyoruz ve nasıl yapabiliyoruz? Her çocuk için farklı olabilir ve her çocuk kendine göre değerlendirmeli diyebiliriz. Kesinlikle. Ee, şimdi bu kadar güzel konulara değindik. Bir de e, dönem değişti. Pandemi girdi. işte uzaktan eğitim başladı. E, bütün aslında herkes bir... E, Farklı bir durumun içinde artık nasıl bakacağını şaşırdı. Ailelerde öyle, çocuklar da öyle, nasıl ders çalışacağını. E, pandemide aile-çocuk sınav ilişkisi ne şekilde değişti? <gülüyor> Felaket. <gülüyor> <gülüyor> Çok <iyi. gülüyor> Yani hani ne kadar iyi olabilir ki? Herkes evin içinde yaklaşık bir yıldır. Ve dünün aynısı diye uyanan insanlar. Hani dün neydi? Bugün de o. Oh, hani hiçbir değişiklik yok. Sosyal hayat yok, arkadaş yok, sokak yok. Ne bileyim bir yemeğe gitme yok, bir dışarıya çıkma yok alıştığımız düzenin çok dışında yaşıyoruz. Yani benim kızım bile diyor ha ne kadar değişik bir gün aynı dün. <laughs> evet tam olarak. <laughs> Dünün aynısı. Evet aynısı ama hani bunu değiştirebilecek ne yapılabilir derseniz ev içerisinde aktiviteler yapılabilir. İşte atıyorum ben e, bana gelen tüm ailelere bu e, seçenekleri söylüyorum. Haftanın bir günü sinema günü yapın. Oturun akşam koyun mısırınızı, çekirdeğinizi Gerek yok yani cennet mahallesindeki pembe gibi çitleyin. ama ev temiz temiz kalsın diye değil. O anın tadını çıkartın. İzleyin filminizi. E, yiyin mısırınızı. Ne bileyim haftanın bir günü ailecek ne bileyim bir monopoli, bir canga bir şey oynayın. Yani ev içerisinde de yapılabilecek aktiviteler var. Ne bileyim işte bir mobilyanın bile tekrardan yüzülüp yapılması yapılabilir evet, yani. Bir de şöyle bir gerçek var. Biz çok rastladık. Özellikle işte diyete başlayanlarda da çok görüyoruz. Aa, spora başlatıyorum ister istemez bir süreden sonra spor da gerekli. Ee, spora ailecek yapmaya, ağırlık olarak çocuklar kullanılmaya, işte hem çocuğun ailevi ilişkileri gel e gelişiyor. Bir yaşı, e iki üç yaşından küçük çocuklar için konuşuyorum ama veya işte anne baba birlikte spor yapınca çocuk da ister istemez yapmaya başlıyor. Aslında e sadece spor için değil az önce bahsettiğimiz konular için de bir sürü yapılabilecek aktivite var. Çok. Ee, i̇şte te, film izlenebilir ailecek veya ailecek aktiviteler, oyunlar oynanabilir, spor yapılabilir, e, yemekler yapılabilir birlikte hazırlanabilir bazı şeyler aslında bazı şeyler içinde e, kötü oldu diyemiyorum. Ya yani aile kendi eskiden isteriz işte çocuk ayrı kendi arkadaşlarıyla aile ayrı kendi iş hayatıyla çok bence aşırı neşirdi. Bir nevi de ben her zaman şey diye düşünüyorum. ailevi ilişkiler evet bir yıl olması çok uzun bir süre. Ama en azından o bir iki ay özellikle evde kapalı kaldığımız bir iki ay. E, aile ve ilişkilerin de iyi yönde değiştiğini düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Aslında şöyle herkes birbirini daha iyi tanıdı. Evet. evet ama tahammül sınırları çok aşağıya Evet çekildi. O çok ayrı. Yani e, çift terapilerinde e, geçen senelerdeki, önceki senelerdeki aldığım çift terapisi e, şeyiyle e, seans talebiyle bu senekinin arasında çok ciddi fark var. Yani insanların tahammülleri de azaldı. Hele de bir de evde işte böyle bir sınavcı çocuk falan varsa onun stresi, evden çıkamayan ailenin stresi. Bir de esnaf sahile e, artık kötü. daha evet, kötü. Maddi durumlar değişti. Maddi, hiç manevi her şey içine girdi. Pandemi dönemi hayatımızda çok şey değişti. Evet aklısınız ama işte biraz daha tanıdıklarını düşündüm ama arka planda evet bir sürü kötü olan yaptığı için belki de doğru bu kadar geçirilirse Hayır doğru geçirilmiş olsaydı o 2 ay 3 ay ya da 2 3 ayla kalmış olsaydı evet, evet herkes için çok tatlı olurdu. Herkesin ötelediği bir sürü şey vardı evde. Kiminin bahçesi vardı, kiminin çiçekleri vardı. Kiminin çocuğumla vakit geçiremiyorum mu vardı. Kimisi hatta ben dua edenini bilebiliyorum ya. Ay bir şey olsa da çocuğumu 3 ay daha emzirsem. Mesela o tip annelere çok yaradı mesela. Evet bence de. Ha, ya da ne bileyim işte birlikte vakit geçiremediğini düşünen çiftler mesela 3 ay evet evin içinde geçirdiler belki ama ya evin içi bir hapishane değil. Yine kendi alanımız, özgür alanımız ve günümüzde hani hepimizin evinde birçok aktivite yapabileceğimiz oyunlar ya da ne bileyim işte şunlar bunlar var yani. Sadece insanlar hani e ne kadar aslında ben merkezi yaşadığını da gördüler. Biz diye yaşadığımızı zannediyoruz ama bakınca çiftlerin birbirini tanımadığını ya da ailenin e çocuğunu çok iyi tanımadığını gördüğü de oldu. Allah Allah ya bu çocuk böyle yapıyor muydu? Bu çocuğun şusu varmış, busu varmış deyip bana getiren oldu. Mesela ya hocam benim çocuğum gözlerini oynatıyor diye getiren oldu. Aile fark etmemiş mesela bunca zaman. Çünkü çocuklar odalarında, anne baba salonda. Çocuk zaten odadan çıkmadan uyuyor. Anne baba da uyku saatleri geldiğinde çıkıp odalarına uyuyorlar. Hani bu pandemi dönemi evet aslında artısı da olan bir dönem oldu ama keşke kısa bir süre evet, olsaydı. Evet keşke kısa çok uzun bir süre oldu. Ee, peki aileler aileler diyorum çok özür dilerim çocuklar ister istemez elektronik cihazlara bir bağımlı hale geldiler eskiden biz çok uzak tutmaya aileler çok uzak tutmaya çalışıyordu ama artık da mecburiyetten kaynaklı yani o çocuğun eline o cihaz veriliyor İster istemez orada derslerini görüyor ve aslında bütün hayatı artık orada geçiyor hı hı. zaten belirli sokağa çıkma yasakları çok da dışarıda aktivite yapabilecek gibi durumları yok bu durumun avantajları dezavantajları ne şekilde oldu? Şöyle ben e, bütün e, ailelere şunu söylüyordum. 3T'den çocuğunuzu uzak tutun diye. Tablet, telefon, televizyon. Hadi şimdi tutalım. İmkansız. <laughs> İmkansız. Çünkü dersler ya EBA'da ya bilgisayarda. Ödevler Öyle. telefondan, WhatsApp grubunda. İlkokul 2'deki çocuğun hem telefona, hem tablete, hem televizyona ihtiyacı var. Dolayısıyla uzak tutalım, aman şöyle yapalım, böyle yapalım derken çocukları aslında bir anlamda şu an ister istemez o deryanın içine bıraktık. Tek sevindiğim nokta şu. Çocukların gözündeki eski albenisi kalmadı. Hepsi tablet, telefon, televizyon dendiği zaman. Eba mı? evet, en azından. <laughs> <Zul mi? gülüyor> Girmeyeceğim. Deneme sınavlarına bile online'dan giriyorlar. Nefret ettiler bir anlamda. Ama şu da var. Çocuk tamam hani bir anlamda nefret etmiş olabilir ama... Çocuğun eline verilen teknolojik aletlerin geçmiş kontrolünün yapılması çok önemli. Çocuk sizin yanınızda girmiyorsa bu bir risktir. Bu bir tehlikedir. Geçtiğimiz yıllarda mavi balina oyunundan ölen çok çocuk oldu. Bununla ilgili benim CNN ve NTV'de bir röportajım yayınlanmıştı, gelmişlerdi. O mavi balina oyunundan ötürü. Çok çocuk mesela hayatından oldu. Verilen komutlardan. Çünkü aileler çocuğun oynadığı oyunun zararsız olduğunu düşünüyor. Mavi Balina'da da öyleydi mesela. İster istersen ne kadar zararlı olabilir gibi düşünüyor. Bir oyun ne kadar zarar veriyor? O oyun çok çocuğu çok güzel diyor önce. Çünkü çok güzel komutlar veriyor. Annenin dediğini yap, babanın dediğini yap. Odanı topla, şunu yap, bunu yap. Dersini çalış, ödevlerini yapmalısın. Büyüklerin senin için iyi düşünür. Belki oyunun 40-50 leveli böyle gidiyor. Aile diyor ki ya bu oyun çocuğa çok iyi geldi. Ama artık ileri gittikçe level... Ya işte anneni bıçaklarsın, ya işte damdan atlarsın gibi şeyler girmeye başlıyor işin içine. Komutlar girmeye başlıyor. Bu sefer aile önünü alamıyor. Çünkü çocuk artık o oyun onu resmen hipnotize etmiş oluyor. Ve onun eşliğinde yürümüş oluyor. Yani aileler her ne verirlerse versinler çocuklarının eline. E, kontrol. Yani her şeyde evet hem denge hem de kontrol. Yani kontrol edilmeli. Bu bir çocuk bilemez. Mesela atıyorum siz çocuk EBA'da ders çalışıyor ama e, ya da işte bilgisayarda bir şey araştırıyor. İlkokul çağında, ortaokul çağında bir çocuktan bahsediyorum. E, yan tarafta böyle janjanlı bir şey yanıp sönüyor. E, çocuk onu merak ediyor. Tıkladığında bir porno siteyle de karşılaşabiliyor. Ya da tehlikeli bir böyle vahşet, dehşet içeren, kan içeren, silah içeren, aşırı ağır o yaşa göre aşırı ağır şeylerle de karşılaşabiliyor. Evet yani aslında internetin veya teknolojinin getirdiği kötü yönlerden biri de bu. Kesinlikle kesinlikle ve pandemi döneminde çocukların yapacakları çok aktiviteleri olmadığı için farkındasınızdır. Birçok insan da size geliyordur. inanılmaz külü aldı gençler, evet, evet. çocuklar, İstersen, herkes. O yaş grubu özellikle. Çok aldı. Bir de vitamin eksiklikleri çıkmaya başladı. Güneşe çıkmıyorlar, doğru düzgün beslenmiyorlar gibi gibi. Kesinlikle ve hani hareketsiz o çocuklar. Ama evde hem ailecek yapabilecekleri bir etkinlik olarak düşün. Ne bileyim biz spor yapsınlar. Yani madem sosyal medya diyoruz, orada bir sürü işte spor programları var mesela açıp evet, yapabiliyorsunuz. İndirilebilecek bir sürü indirilebilecek şey var. aktiviteler var. Evde olabiliriz ama online diyetisyen desteği alabiliriz. Evet. Online bir spor desteği alabiliriz. Online'da psikoloji desteği, online'da herhangi bir rahatsızlığın desteğini bile alabiliyoruz. Aslında evlere kapanmış olmak her şeyden mahrum olmak anlamına gelmedi. Mahrum olduğumuz yerler Kafeler, restoranlar aslında. Evet, aksine baktığımızda e, online'a bir yönelim oldu ve e, çok iyi uygulamalar da var olduğunu düşünüyorum. Eskiye göre Özellikle. Kesinlikle. Daha içerikleri dolu şeyler var mesela. Yine şöyleydi. Aileler tabii çok uzun süre çalışan aileler, i̇şte sabah 7'de 8'de çıkıyor, akşam 6-7 gibi evine geliyor. İşte spora vakit bulamıyor, diyetisyene gelmeye vakit bulamıyor, bir psikoloğa gitmeye vakit bulamıyor. İşte belirli aktiviteler için vakti olmuyordu ama şu an hepsi online'e geçti. Belki çoğu da mesela Muğla'da olup online alan danışanım var. Diyor ki gelemiyorum diyor, yapabilecek hiçbir şey yok. Aksine onun da rahatına daha rahat oluyor. O yüzden tercih edebiliyor bu durumu. Tabi mesai saatlerinin dışında da bir yaşam olduğunu da öğretti evet. aslında. Bizlere de hani mesai kavramını biraz daha esnekleştirdi pandemi. Evdeysek bizim akşamleyin saat 11'de de çalışabilme lüksümüz var. Ya da sabahleyin saat 9'da da hele yurt dışından bir danışanınız varsa onun saatine mi? göre... <laughs> onun saatine göre ayarlayabildiğiniz, senin saatini onun saatine göre ayarlayabildiğiniz. Aslında dijital dünyayı daha fazla görebilmemizi sağlayan bir dönem oldu. Ama dediğim gibi hani e, her şey doğru kullanılabildiği müddetçe doğrudur. Yanlış kullanıldığının farkına varıldığında önlemler alınmalı. Çocuklarınızı eğer teknolojiden uzaklaştıramıyor ve çok oyun oynadıklarını düşünüyorsanız lütfen yardım alın. Çocuklarınızın kaygı seviyesinin, stres seviyesinin ya da anksiyetik durumlarının olduğunu düşünüyorsanız lütfen yardım alın. Çocuklarınızda aşırı kilo alımı ya da aşırı kilo kaybı da yine stres ve kaygı bozukluğundan kaynaklanabilir. Lütfen yardım alın. Gerekli olan branş kimse oradan yardım almak lazım. Çünkü evet. sınav döneminde e, zona e, gibi böyle immünolojik hastalıklara ya stresin getirdiği çok fazla aslında hastalık var günümüzde. Ben her zaman söylüyorum. Kendi danışanlarıma da bunu bu şekilde söylüyorum. Dışarıda biriyle konuşurken de bu şekilde söylüyorum. Bence herkesin psikolojik bir yardım almaya ihtiyacı var. Şu dönemde hele ki kesinlikle. Evet, yani çünkü ister istemez küçücük bir ya bağışıklık sisteminin düşmesinin bile asıl nedenleri e, stresle alakalı çoğu zaman. Yani ne kadar beslenmenize dikkat ederseniz edin demir eksikliği çıkabiliyor. Çünkü stresle alakalı olabiliyor. Veya d vitamini eksikliği çıkabiliyor. Çünkü stres baş, başlı başına aslında etkiliyor. Ben o yüzden psikolojik yardım alınması gerektiğini e, düşünüyorum özellikle bu dönemde bu dönem olmasa bile artık hayat tarzının değişmesiyle kesinlik bence çok daha farklı bir yol aldı durum ki e, illa alarm verdiğinde yardım alınmamalı. evet bence ben, tam alarm vermeden önce alınmalı vermeden şey yani mesela benim birçok danışanım var aslında Hayatlarında e, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu için benimle birlikte yürümüyorlar mesela. Yani hayatı paylaşmak adına mesela eşiyle paylaştığı zaman anlayamayacağını ya da anlatamayacağını düşündüğü şeyi ya da işte ya onun kafasında yormayayım gün içerisindeki ya da hafta içerisindeki ay içerisindeki yaşadığı şeyleri gelip paylaşmak için ya da aklına takılan herhangi bir şeyi ya da yaşadığı ya da gördüğü e, şahit olduğu bir şeyi sormak için bile benimle yıllardır yürüyen danışanlarım var mesela. Ee, hani bu, bu aslında en doğrusu yani illa alarm. hatta kimi insanlar alarmı da bırakın artık yangın yerine dönüyor ondan sonra yardım almaya öyle, geliyorlar. Öyle, işte Ancak işte. bizlerin elinde de sihirli bir değnek yok. Hani birdenbire hiçbir şeyi böyle hiçbir şey olmamış hale getiremiyoruz. Bir de strese bağlı bazı hastalıkların geri dönüşü yok. Mesela reflünün geri dönüşü yok. Ve gerçekten hayat kalitesini etkileyen Çok. bir hastalık. Ben kendi de yaşıyorum. Hani keşke bir de stresli bir anım olmuştu işte. Bir, bir sürü şey üst üste gelmişti. Keşke diyorum hani o zaman ekstra yapabileceğim bir şey olsaydı, da şu an bunu yaşamasaydım. Çünkü uykudan uyandıracak bir ağrıyla karşılaşıyorsunuz ve nedenin tek nedeni reflünün aslında stres. Bunun gibi aslında bir sürü rahatsızlık var ve insanın hayat kalitesini gerçekten çok kötü etkilediğini düşünüyorum. Ya kesinlikle yani hani şöyle söyleyeyim, fiziksel sağlığımız evet çok önemli. Ama psikolojik olarak sağlıksızsak fiziksel sağlıklılığımızın hiçbir önemi yok. Dünyayı önümüze serseler hiçbir şeyin anlamı olmaz. Ama biz psikolojik olarak yeterli, sağlıklı, keyifli hissediyorsak kendimizi dünyanın en güçlü insanı bizizdir. O zaman aşamayacağımız şey yoktur. Ama lütfen herkes kendisini doğru değerlendirsin. Ne çok dinleyelim kendimizi, hastalık hastası boyutuna gelelim. Ne de çok boş verelim. Yani ya hani kararlılık hani her şeyde böyle yeteri kadar, ederi kadar çok önemli. Ee, bu programda da aile çocuk sınav kaygısı üzerine konuştuk. Ee, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Bence zaten sınav dönemi de yaklaşmakta şu an. E, bu konuda e, gayet verimli bilgilerdi ve insanların hayatlarını değiştirecek bilgiler olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım insanların hayatlarına bir nebze de olsa dokunabilmişizdir. Konuk olmak büyük keyifti. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.